Merhaba Tamildir takipçileri. Bugün sizlerle beraber HP'nin Pavilion X360 taşınabilir bilgisayarını inceliyoruz. Öncelikle dış görünüş ve teknik özelliklerden başlayalım. Bizim incelemesini yaptığımız modelin tam kodu 13-U02NT. 20.8 mm kalınlığındaki laptop 1.66 kg ağırlığında ve 32 cm 22 cm boyutlarında. Sağ tarafında 2 adet USB 3.0, 1 adet HDMI, 1 adet SD kart okuyucu ve şarj girişi, sol tarafında güç tuşu, 1 adet USB 2.0, 1 adet kulaklık ve mikrofon terminali ve ses açma tuşu yer alıyor. İşlemci olarak Intel i5-6200U işlemci 2.3 GHz hızında çalışıyor. Ayrıca 8 GB DDR4 RAM ve 1 TB hard diske sahip laptopun ekran kartı ise Intel HD520. Bu ekran kartı işlemci ile tümleşik durumda 4 GB belleği destekliyor. Şu anda gördüğünüz gibi ekran kartını test etmek için tahmin edebileceğiniz üzere GTA 5 ve CSGO kullandık. GTA 5'i ve CSGO'yu sizin de gördüğünüz üzere akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Bu boyuttaki bir bilgisayar için oldukça başarılı. HP Pavilion X360 13.13 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip. Çözünürlük olarak 1366'ya 768 çözünürlüğe sahip olan ekranın pikselleri birazcık düşük kalıyor. Ekranın parlaklığı ise başarılı. Taşınabilirliğe ithafen açık havada kullandığınızda bile ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu arada ekran demişken dokunmatik ekranın performansına da değinelim. Tek kelimeyle mükemmel. Ekranı katladığınız zaman tablet moduna geçen laptopu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Klavye kullanımı ve ergonomisi de oldukça rahat ve akıcı. Oklar biraz sorun yaratsa da genel olarak iyi bir kullanım sunuyor. Bu arada klavye aydınlatma bazı modellerde olduğu belirtilmiş ancak bizim incelediğimiz modelde yoktu. HP Pavilion X360'ın pili ise mobilite kabiliyetlerine uygun olacak şekilde başarılı. Tam şarjda 8 saati devirebilen pilin Windows ile uyumu da muhteşem seviyede. Yani Windows 10'da size 5 saatlik piliniz kaldı diye bir uyarı veriyorsa ona rahatlıkla güvenebilirsiniz. Çünkü cihazınızın gerçekten 5 saatlik bir ömrü kalmış durumda. Gördüğünüz gibi buraya kadar bilgisayarda gerçekten her şey güzeldi. Fakat HP Pavilion X360'ın bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir noktası var. 1 TB boyutundaki bu yüksek kapasiteli hard disk her zaman ve her işlemde oldukça yavaş kalıyor. Bunun yanında oldukça güçlü i5 işlemci ve son teknoloji DDR4 RAM işlem yapabilmek için hard diskin işinin bitmesini bekliyor diyebiliriz. Bunun yanında bir de eski nesil hard disk kullanıldığı için HP hard diski korumak adına bilgisayarın içine birçok şok programı kurmuş. Bir de üstüne bunlar gelince yavaşlık oldukça artıyor. Burada ufak bir parantez açıp şu an dinlediğiniz hard disk sesini de yıllardır duymadığımızı belirtmek isterim. Peki bu yavaşlıktan ve sesten nasıl kurtulabiliriz? Bak şimdi geliyor. Ne geldi? SSD. Yani demek istediğim şu ki eğer bu bilgisayarı satın alıyorsanız mutlaka SSD'li bir modelini bulup satın almanız lazım. Yok ben SSD'li modelini bulamıyorum diyorsanız da bilgisayarı satın alırken yanında mutlaka ve mutlaka SSD satın almalısınız. Son olarak cihazın fiyatına da değinmeden geçmeyelim. Cihazın şu anda piyasadaki fiyatı 2600 liradan başlıyor. Bunun yanına bir de SSD eklediğiniz zaman size 3000 lira civarı bir bütçeyle bu cihaza sahip olabilirsiniz. HP Pavilion X360 taşınabilir bilgisayar incelemenizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, cihazla ilgili ya da bize sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakmayı ve son olarak kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.